Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi yeni bir konuyla devam edeceğiz ünitemize ve ünitemizin son konusu bu. Mesleklerimizi tanıyacağız. Ekonomi ve insan faktörü birlikte meslekleri tabii ki meydana getiriyor ve biz mesleklerimizi beraber incelemeye çalışacağız. Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması ve insan ihtiyaçlarının çeşitliliği birbirinden farklı olan pek çok mesleğin ortaya çıkmasına ne yapmıştır arkadaşlar? Ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yani biz insanların pek çok istekleri var, arzuları var, ihtiyaçları var arkadaşlar. Bunları karşılamak için de çeşitli mesleklere ihtiyaç duyarız. En önemlisi mesela sağlıktır. Biz sağlığımızın yerinde olması için bazı hastalıklarla mücadele edebilmemiz için kimlere ihtiyaç duyarız arkadaşlar? Doktorlarımıza ihtiyaç duyarız. Böyle bir ihtiyaç doktorluk mesleğinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir doğal olarak. Anadolu toprakları dünyanın en eski yerleşim alanlarındandır arkadaşlar ve verimli topraklar en uygun iklim koşulları ülkemize tarımın gelişmesini sağlamıştır. Ve böylece de hangi meslek ortaya çıkmıştır? Çiftçilik mesleği ortaya çıkmıştır. Anadolu'da ilk gelişen mesleklerden bir tanesi olmuştur. Yani çiftçilik mesleği arkadaşlar Anadolu'da yeryüzünde ilk gelişen meslektir ve böyle bir özellikte olması da önemli bir durum söz konusu olduğunu gösterir bizlere. Çiftçiliği unutmamamız gerektiğini bize gösterir arkadaşlar. Şimdi kırsal kesimlerde daha çok tarımla ilgili meslek grupları gelişiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz şehirlerden ziyade kırsal alanlarda, köy gibi yerlerde daha çok tarım alanlarında insanlar kendilerini geliştiriyorlar. Ve çiftçiler, ziraat teknisyenleri, ziraat mühendisleri, veterinerler, tarım işçileri, tarım alanında çalışan başlıca meslek gruplarını oluşturur. Hangi meslek gruplarıymış bunlar? Tarımda çalışan meslek gruplarını sayıyorum arkadaşlar. En başta çiftçiler tabii ki, sonra ziraat teknisyenleri, ziraat mühendisleri, veterinerler, tarım işçileri. Bunların başlıcalarıdır diyebiliriz. Tarım alanında çalışan insanlara örnek olarak verirsek. Halı ve kilim dokumacılığı, bakır işlemeciliği, topraktan kapkacak yapımı da ilk meslekler arasında yer alabiliyor arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Evet, şimdi dedik ki kırsal alanlarda daha çok hangi meslekler revaçtaydı? Tarım, yani çiftçilik mesleği ön plandaydı. İnsanlar daha çok tarımla uğraşıyorlardı arkadaşlar. Fakat şehirlere geldiğimiz zaman durum biraz değişiyor. Şehirlerde, özellikle yerleşim merkezlerinde daha çok kalabalık nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak olan meslek grupları ön plana çıkıyor arkadaşlar. Yani büyük şehirlerimizde, İstanbul gibi metropollerde örneğin, İnsanların ihtiyaçları daha çok hangi yönde oluyor arkadaşlar? Eğitim yönünde oluyor, sağlık yönünde oluyor. Neden? Nüfus fazla, istekler çok çeşitli. Arzlar, istekler çok çeşitli. Bu sebeple de ön plana çıkan ilk durumlardan bir tanesi eğitim sektörü oluyor arkadaşlar. Ve insanlar bu yönde bir eğilim içerisine giriyorlar. Bakın mesela öğretmen, polis, avukat, doktor, hemşire, hakim, savcı, memur, bankacı, eczacı ve benzeri görevleri yürüten kişiler ham madde işleyerek üretim yapmazlar. Hizmet üretirler arkadaşlar. Dersimizin başlarında da bunu ekonomiyi anlatırken sizlere belirtmiştim. Bu insanlar üretim yapmazlar ham maddeyi işleyerek. Hizmet üretirler. Yani insanlara hizmet ederler arkadaşlar. Polis ülkeyi, ülkenin insanını, vatandaşları korumakla görevlidir. Avukat insanların haklarını hukuk kurallarına göre korumakla görevlidir. Doktorlar insanların sağlıklarını korumakla görevlidir. Öğretmenler kişilerin eğitimlerine katkı sağlamak açısından görevlidir. Bankacılar insanların paralarını güvence altına almakla görevlidir arkadaşlar. Eczacılar insanların
hastalıkları doğrultusunda ilaç kullanabilmeleri için onları yönlendiren insanlardır. Bu açıdan insanlığa hizmet eden bazı mesleklerdir bunlar sevgili arkadaşlarım. Ve ham madde işleyerek üretim yapmaz, hizmet üretirler. Bu meslek grupları hizmet üreterek geçimlerini sağlarlar belli bir maaş karşılığında arkadaşlar. Demiş ki günümüzde hizmet üreten birçok meslek grupları vardır ve bu meslek gruplarını şöyle sıralayabiliriz demiş arkadaşlar. Bakalım hangi meslek gruplarından söz etmiş? Aşçı. Aşçı nedir arkadaşlar? Ne yapar? Yemek yapar tabii ki de. Meslek gruplarımızdan bir tanesi de örnek. Garson. Yemek yemek için gittiğimiz restoranlarda yemek servisinin hizmetini veren kişilerdir. Taksi şoförlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Kuaförler, bayan ve erkeklerin ihtiyaçlarını karşılayan ve hizmet veren bir meslek grubudur. Pilotlar, uçakları kullanan insanlardır. Rehberler, rehber derken turistik alanlarda özellikle arkadaşlar bölgenin kültürel ve siyasi anlamdaki geçmişini, tarihi anlamdaki geçmişini turistlere anlatmak için rehberlik yapan insanlara da söylenebiliyor. Bu alandaki bir meslektir. Postacı, mektup gibi insanlara ulaşması gereken bazı evrakların ulaşımında görevli olan bazı kişilerdir. Kasap, et satan kişidir. Manavda meyve ve sebzelerimizi satın aldığımız meslek gruplarıdır arkadaşlar. Evet, yetiştirilen ürünleri değerlendirip yeni üretim alanları oluşturan kişilere girişimci adı verilir. Girişimciler ne yaparlarmış arkadaşlar? Ürünleri değerlendirip yeni üretim alanları oluştururlarmış. Bunlara biz girişimci diyormuşuz. Girişimci insanlar var olan ürünleri değerlendirmek için yeni iş alanları açarlar, yeni iş yerleri açarlar arkadaşlar ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasında ne yaparlar? Etkili olurlar. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından oluştuğuna göre bu aşamaların hiçbir insan emeği olmadan gerçekleşmeyeceğini de bizim bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu üretim, dağıtım ve tüketim gibi ekonominin dallarının en önemli olmazsa olmazları neymiş? İnsanmış, beşeri unsurlarmış arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Girişimcilik bir işi en üst seviyeye taşımaktır arkadaşlar. Yeni iş alanları açmak, yeni çözümler bulabilmektir. Bu süreçte girişimcilerin doğru adımları atması gerekiyor ve bu adımları sıralarsak bir girişimci hangi adımları atmalı arkadaşlar? Ne üreteceğine karar vermeli bir kere. İkincisi üretim yerine karar vermeli. Nerede üretim yapacağına karar vermeli arkadaşlar. Üçüncüsü hazırlıklarını tamamlamalı ve dördüncüsü de artık bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra da üretime geçmeli arkadaşlar. İyi bir girişimci bu adımları takip eder. Ve konularla alakalı sorularımıza geldi sıra arkadaşlar. Konu işleme sürecimiz bitti. Şimdi biraz soru çözüp ünitemizi tamamen bitireceğiz ve bir sonraki dersimizde de 5. ünitemizle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Ürettiklerimiz ünitesi bitti. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir? Pamuk, susam, zeytin, buğday arkadaşlar. Pamuk tabii ki de endüstri bitkisidir. Pamuk endüstri bitkileri arasında saymıştık. Susam da aynı şekilde, zeytin de aynı şekilde ama buğday bizim endüstri bitkilerimiz arasında yer almaz arkadaşlar. Buğday tahıllar içerisinde yer alır. Hemen şuraya yazayım. Tahıl bitkisidir diyoruz. Bir diğer sorumuza geldi sıra. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir? Dersimizin başında bunu sürekli dile getirmiştim arkadaşlar. Eminim ki hatırladınız siz de. Dedim ki coğrafi yapısından dolayı, coğrafi şartlarından, iklim şartlarından dolayı Doğu Anadolu bölgesi hayvancılık açısından önde gelen bölgemizdir ve insanlar geçimlerini genellikle hayvancılıkla uğraşarak sağlarlar demiştim arkadaşlar. O yüzden cevabımız hangi şık? B şıkkı oluyor. Ve diğer sorumuza geldi sıra. Aşağıdaki mesleklerle ilgili yapıldığı bölgeler verilmiştir.
ve bu bölgelerden doğru olanı bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi ders sırasında bu bölgeler ve yetiştirilen ürünler hakkında size ara ara ben bilgiler vermiştim. Çoğunu hatırlıyorsunuzdur eminim ki. İlk olarak D şıkkından başlayalım arkadaşlar. Çayla Zonguldak'ı eşleştirmiş. Sizce doğru bir eşleştirme mi yapmış? Hayır, çok yanlış. Burada Zonguldak yazdıysa buraya ne yazılmalıydı arkadaşlar? Taş kömürü yazılmalıydı. Çünkü Zonguldak ilimiz taş kömürüyle taş kömürünün zengin olduğu bir ilimizdir arkadaşlar. Çay ise Rize'de yetiştirilir. O yüzden buna çarpı işaretimi koydum. Yanlış eşleştirilmiş. Evet, burada taş kömürü ve Rize demiş arkadaşlar. Aslında altta olması gereken eşleştirmeyi burada yapmış. Burada taş kömürü yerine Zonguldak, Rize yerine de arkadaşlar çay yazılmalıydı. Yani taş kömürü yerine de çay bitkisi yazılmalıydı. O yüzden bu eşleştirmemiz de yanlış. A şıkkımıza bakalım. Balıkçılık Urfa demiş. Arkadaşlar Urfa'da balıkçılığın yaygın olması mümkün değil. Çünkü burada deniz yok. O yüzden buraya da çarpı işaretini koydum. Ve cevabım B şıkkı. Tabii ki de ipek böcekçiliği Bursa'da yaygın olarak yapılan bir alandır, bir meslektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzu da böylelikle bitirmiş olduk. Ve bir diğer sorumuz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Yanlış olan eşleştirmemizi bulacağız. D şıkkımızdan başlayalım arkadaşlar. Çorum ile nohutu eşleştirmiş. Çorum ili ile nohutu eşleştirmiş. Çorum İç Anadolu bölgesinde bildiğiniz gibi arkadaşlar ve karasal ikliminin etkilerinin görüldüğü bir ilimizdir. Ve nohut yetiştiriciliği gerçekten yaygın olarak yapılmaktadır Çorum ilinde. O yüzden biz yanlışları bulacağımız için bu doğrudur arkadaşlar. Malatya ile kayısıyı eşleştirmiş. Malatya ile kayısı zaten özdeşleşmiştir. En çok üretimi yapılan ilimizdir kayısının. O yüzden ben bunu da doğru kabul ediyorum. Doğru zaten. B şıkkı da doğru. Biz yanlışı arıyorduk. Antalya turizm. Sürekli konularda dile getirdim. Turizm, Akdeniz bölgesi ve turizm deyince aklımıza Antalya gelecekti arkadaşlar. O yüzden bu anlamda da doğru bir eşleştirme olmuş. Ve son şıkkımız A şıkkı Antep Hamsi demiş. Antep Gaziantep'tir arkadaşlar kastettiği. Gaziantep'te Hamsi olması bir önceki sorudaki gibi imkansızdır. Hamsi olabilmesi için o bölgede denizin olması lazım. Gaziantep bölgesinde de deniz olmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkıdır diyorum. Ve yanlış eşleştirme burada yapılmıştır. Evet, bir sonraki sorumuza geldik. Ankara'nın sembolü küçük baş hayvan aşağıdakilerden hangisidir? İç Anadolu bölgesinin hayvancılık faaliyetlerini anlatırken arkadaşlar ben sizlere koyun tarzı olan küçük baş hayvanları sayarken bir de dedim ki Ankara'nın sembolü olan bir hayvan çeşidimiz var dedim. Küçük baş hayvan demiştim. Ve ismini de söylemiştim. Diğer adı hatta neydi? Ankara keçisiydi. Ankara keçisiydi. Biz bu Ankara keçisinin diğer adını bulacağız şimdi. Tavuk kesinlikle değil arkadaşlar. Farklı bir hayvan olduğu için D şıkkını eledik. Koç değil, koyun da değil sevgili arkadaşlarım. Bu iki şıkta yanılgıya düşebilirdiniz belki. Cevap tiftik keçisidir. Tiftik keçisi Ankara iliyle, İç Anadolu bölgesindeki Ankara iliyle doğrudan özdeşleşmiştir. Ve diğer adı da Ankara keçisidir. Tiftik keçisinin arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza sevgili arkadaşlarım. Bu sorudan sonra artık dersimizi noktalayacağız. Demiş ki aşağıdaki mesleklerden hangisi üniversite eğitimi gerektirmemektedir? Hangisini üniversite eğitimi gerekmeden mesleğe atılınabilir yani. Şimdi burada şıkları tek tek incelediğimizde arkadaşlar ilk şıkkımız öğretmenlik. B şıkkımız avukatlık, C şıkkımız doktorluk, D şıkkımız da çiftçilik.
Çiftçilik mesleği bildiğiniz gibi toprağa ekip biçmekle elde edilen ürünlerden meydana geliyordu arkadaşlar. Bunun bir üniversitesi yok, üniversite okumaya gerek yok. Fakat öğretmen, doktor veya avukat olabilmek için muhakkak bir yüksek okul bitirmek lazım. Üniversite bitirmek lazım yani. O yüzden cevabımız D şıkkı ve böylelikle de son sorumuzu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ünitemizi tamamladık, sorularımızı da bitirdik. Dersimizi burada noktalıyoruz. Bir dahaki dersimizde yeni ünitemizde karşınızda olacağım. Hoşça kalın.